Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok kolay ve çok güzel, böyle ifil, ifil duran, çok zarif duran bir örgü modeli. Ben sizlere yelek model olarak gösterecek olduğum için böyle Alize'nin tığ ipini kullanacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim etiketini de. Dediğim gibi zarif bir model olduğu için ince bir iplik tercih ettim ben. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ipinizi tığınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> evet dilerseniz hemen videomuza geçelim. Öncelikle girişi güzel zincirimi çekeceğim. Ben zincirimi çekerken arkadaşlar sizler hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Ee, abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Evet bu şekilde zincirlerimi çekiyorum. Zincirlerimi çok fazla sıkı ya da çok fazla gevşek e, çekmiyorum arkadaşlar. Orta ayarda bir zincir olmasına özen gösteriyoruz. <laughs> evet hızlıca zincirlerimi çekiyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Zincirimi çektim. Benim için bu kadarı ideal. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için yeterli. Buradan tutuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tamın başını doluyorum. Tutmuş olduğum noktaya batarak ikili bir trabzan yaptım. Takip eden zincirin içerisine battım. Tekrar ikili bir trabzan yaptım ve bir tane daha trabzan yapıyorum. Burası benim kenar trabzanım olacak. 4 tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. 1 2 tane atladım. 3. zincirin içerisine batıyorum ve bir kafes oluşturuyorum arkadaşlar. Tığımın başını doladım. 1 2 3. zincirin içerisine batıyorum ve bir kafes daha yapıyorum. Bu şekilde küçük küçük yuvalar yapıyoruz arkadaşlar. Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. E, kafeslerimizi yapalım arkadaşlar. Sonrasında buluşalım. Evet arkadaşlar bakın bu kısmı bu şekilde tamamladım ve e, bu son kısmını da aynı şekilde e, yan yana gelecek şekilde 4 tane trabzan yapacağım. Kenar trabzanım olsun istiyorum. Evet 1 2 3 tane zincir çektim geriye dönüyorum. Arkadaşlar eğer sizler yelek modeli yapacak iseniz ve alt zeminin bu şekilde olsun istemiyorsanız yani kafes yapmak istemiyorsanız birkaç sıra trabzan yapabilirsiniz. Evet şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. İlk kafesimi atlayıp bir sonraki kafesin içerisinde batarak bir sık iğne yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Takip eden kafesin içerisinde battım. 4 tane zincir çekiyorum. Ka takip eden kafesin içerisine sık iğne olacak şekilde batıyorum. Bu şekilde 4 zincir ve kafeslerin içerisine batarak sıramızı tamamlayalım lütfen. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi 3 tane zincirle geriye dönüyorum ve hemen kenar trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Evet hızlıca tamamladım kenar trabzanlarımı. Burada iki tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Bakın buraya değil. Bir sonraki zincir yuvasına geçtim. Ve yan yana altı tane trabzan yapıyorum. İki. Üç. Dört. Beş. Ve altı. İki zincir çekiyorum. Takip eden yuvanın içerisine sık iğne olacak şekilde battım. 4 tane zincir çektim. Takip eden yuvanın içerisine sık iğne olacak şekilde batıyorum. 2 tane zincir çektim. Takip eden yuvanın içerisine 6 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 ve 6 2 zincir Takip eden yuvanın içerisine sık iğne olacak şekilde batıyorum. 4 zincir takip eden yuvanın içerisine sık iğne olacak şekilde batıyorum. 2 tane zincir takip eden yuvanın içerisine 6 tane trabzan yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Evet sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi 3 tane zincirle geriye döndüm ve hemen kenar trabzanlarımı yapıyorum. Burada bir tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Ve trabzanımın tepesine geliyorum. 1 2 ve 3 3 tane trabzan yaptım iki tane zincir çektim tamın başını doladım takip eden diğer üç trabzanımı da yapıyorum arkadaşlar tepelerine batarak trabzanlar yapıyorum bu şekilde iki tane zincir çektim bu aradaki yuvanın içerisine giriyorum ve kapattım iki zincir tamın başını doladım trabzanlarımın tepesine 3 tane trabzan yapıyorum öncelikle şöyle 2 zincir tığımın başını doladım takip eden diğer 3 tane trabzanın tepesine de batıyorum arkadaşlar 2 zincir bakın bu araya girdim bu sıramız da bu şekilde ilerliyor sıramızı tamamlayalım lütfen şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi burada tığımın başını iki defa doluyorum. Direkt tırabzanımın tepesine giriyorum. 2-2 çıkıyorum. Son iki ilmeğim tığımda. Tığımın başını yine iki defa doladım. 2-2 çıktım. Son üç ilmeğim tığımda. Tığımın başını iki defa doladım. 2-2 çıktım. Şu an tığımda dört tane ilmeğim var. Ve hepsini beraberce topladım. 4 tane zincir çek 3 tane zincir çekelim arkadaşlar. 3 tane zincir çektim. Tığımın başındaki defa doluyorum. Bakın bu yuvanın içerisine giriyorum. 2 2 Son iki tığımda tığımın başındaki defa doladım. 2 2 son Bakın tığımda şu an 3 tane ilmek var. Tığımın başındaki defa doladım. 2 2 tığımda 4 tane ilmeğim var hepsini beraberce kapatıyorum 3 tane zincir çektim hemen diğer trabzanlarımın tepesine batıyorum aynı şekilde Evet hepsini beraberce kapattım şöyle göstereyim İç zincir çekmeden tığımın başına iki defa dolayarak hemen bu tepeye geliyorum. Pardon kapatmıyorduk burayı. Bakın son iki tığımda. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar bu sıramızda. Hepsini beraberce kapattım. Şöyle göstereyim. Tığımın başını iki defa doladım. Buradaki yuvanın içerisine batıyorum. Şöyle son iki, iki ilmeğim tığımda kalıyor. İki tanesini çıktım. İki tanesini çıktım. Bu olmadı. Bakın son üç ilmeğim var tığımda hemen bir tane daha yapıyorum. 4 ilmek olunca hepsini beraberce kapatıyorum. 3 tane zincir. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım lütfen. Farklı bir işlem yapmıyoruz bu sıramızda. Şöyle göstermek istiyorum. Evet tamamlayalım örgümüzü. Evet arkadaşlar bakın bu sıramızda bu şekilde tamamladık. Şimdi e, ben geriye döndüm ve trabzanlarımı yaptım arkadaşlar. Vakit kaybolmasın diye. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Ve bu yuvanın içerisine batıyorum. Sık iğne olacak şekilde. Yine 5 tane zincir çektim. Takip eden yuvanın içerisine battım. 3, 4, 5 zincir bu iki yaprağın arasına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Takip eden yuvaya girdim. Bu sıramızda da bu şekilde her bir yuvanın içerisine bakın şöyle görüyorsunuz sık iğne olacak şekilde batıyorum ve yuvalar oluşturuyorum arkadaşlar. Bu sıramızda böyle tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi artık modelimiz kendini tekrarlayacak. Şöyle iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bakın buradaki yuvanın içerisine geliyorum. 6 tane trabzan yapıyorum. Tıpkı buradaki gibi. Ve kayma işlemi olmayacak arkadaşlar. Yani her modelin üzerine model denk gelmesi gerekiyor. 1 2 3 4 5 ve 6. 2 tane zincir. Takip eden yuvanın içerisine sık iğne olacak şekilde battım. 4 tane zincir. Takip eden yuvanın içerisine sık iğne olacak şekilde battım. 2 tane zincir. Takip eden yuvanın içerisine 6 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. 2 zincir takip eden yuvanın içerisine batıyorum. Artık modelim kendini tekrarlıyor arkadaşlar. Bu yüzden daha fazla videoyu uzatmayacağım. Ben sizler için birkaç sıra daha modelimi uzatacağım. Devamında buluşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben sizler için birkaç sıra daha ördüm. Çok Zarif bir model oldu arkadaşlar gerçekten bence çok hoş bir model oldu modelimizden çok güzel yelek modeli etoşal modeli çok hoş olur arkadaşlar hatta bebek battaniyesi bile olabilir bebek örgüsüyle yapıldığı zaman bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz yani çeyizlik yelek modeli gelen yeleği çok hoş olur arkadaşlar tabii ki tercih size kalmış bir şey. Evet benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ben modelimi çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve benimle birlikte yapmak istersiniz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.